Ateşin önlenmesi anlamında neler öncesinde size gelmeden önce evde tedbir anlamında yapılması gerekir? Şimdi bazen ailelerde bir yanlış algılama olabiliyor. İşte böyle döküntüler özellikle ortaya çıktığında ateş düşürülmez gibi. Bunlar tamamıyla yanlış bilgilerdir, yanlış inançlardır. Ateşin çocuk için önemli problemler oluşturabildiğini göz önüne alırsak döküntü olsun olmasın ateşini düşürmekte fayda var. Yalnız bazı ilaç bazı ateşli hastalıklarda daha sonra da size değineceğim su çiçeğinde aspirin kullanımının uygun olmaması gibi kullanımı uygun değildir ama standart bir ateş düşürücü her zaman kullanmakta fayda vardır. Özellikle 38-38,5'ları geçen ateşlerde bunu kullanmakta fayda vardır. En azından hekime müracaat etmeden önce. Bizim burada anladığımız o zaman hocam bilinçli ilaç kullanımı ve çocuklarımıza verilmesi ezbere ilaç kullanımı da yan etki yapabilir çocuklarımıza. Tabii ki yani bazı ilaçlar döküntülü hastalığa benzer yani bildiğimiz klasik döküntülü hastalıklara benzer de döküntüler yaratabilir. O bakımdan içeriğini bilmedikleri ya da emin olmadıkları ilaçları ailelerimizin kullanmamasında hekimine danışmadan yarar var.